Reflex 2. Koninin açılımı. konu açıldığında merkezi T yarıçapı L olan bir daire dilimi ve merkezi O yarıçaplı R olan bir daire elde edilir. Konunun arkadaşlar tabanında bir daire vardır. Üst kısmında da yine bir daire dilimi vardır. TAB de yine bir daire dilimidir. TBL arkadaşlar bu dairenin yarıçapıdır. Aslında bu da şöyle bir daire diyebiliriz arkadaşlar. Şuraya alfa diyecek olursak alfalık bir daire dilimi. Alttaki de tam bir daire. Onun yarıçapına da R diyebiliriz arkadaşlar. O da tabandaki daire oluyor. AB yayının uzunluğu O merkezi çemberin çevresine eşittir arkadaşlar. Yay çemberin etrafına sarılmaktadır. Yani şu çemberin çevresi neydi arkadaşlar? 2 pi idi. AB yayının uzunluğu da yine 2 pi olması gerekir. Şimdi animasyonumuzda pekiştirelim bunu. Konimizin açılımı bu şekilde arkadaşlar. Altta tabanımızın bakın dairemizin çevresi üstteki daire diliminin uzunluğuna eşittir arkadaşlar. Yani arkadaşlar ne oluyor bakın şu yayımızın uzunluğu alttaki dairemizin çevresi kadar oluyor. Yani 2 pi r kadar oluyor. Buradaki r nedir? Taban yarıçapımızdır arkadaşlar. Buradası ise l'dir. Bu da neye eşittir arkadaşlar? Büyük üstteki daire dilimimizin yarıçapıdır. T merkezi daire dilimi ile O merkezi daire arasında nasıl bir ilişkimiz var arkadaşlar? O daire dilimin üstteki daire dilimimizin açısı alfa olsun. Yine yarıçapımız R olsun. Yine TB'mize de L demiştik. R bölüle alfa bölü 360 şeklinde bir oranımız var arkadaşlar. Peki bu nereden geliyor? Demin de dediğim gibi arkadaşlar şunun çevresiyle bu daire dilimizin çevresi eşit. Peki bu çevre 2 pi R değil miydi? Dolayısıyla şu yayımızın uzunluğu da 2 pi R olacak arkadaşlar. Peki bu da sonuçta bir daire de arkadaşlar. Daire dilimizin uzunluğu bakın 2 pi R Peki biz daire dilimizin uzunluğunu nasıl buluyorduk? 2 pi çarpı L tamamıydı. Tüm dairenizin çevresiydi. Ama bize şu kısmı alfalık kısmı gerek lazım. Dolayısıyla alfa bölü 360'la çarpıyorduk. O da neye eşit? 2 pi r'ye eşit değil mi arkadaşlar? Birbirine eşit. 2 pi'ler birbirini götürüyor. Bakın alfayı bu tarafa atarsak r bölü alfa l bölü 360 oluyor arkadaşlar. Formülümüzün geldiği yeri de bu şekilde görmüş olduk. Formülü unutacak olursak hemen bu şekilde aklımıza getirebiliriz arkadaşlar. Örnekte pekiştirelim şimdi. Yarı çapı 6 birim olan M merkezli daire dilimi kıvrılarak konu oluşturuluyor. Buna göre oluşan konunun yüksekliği kaç birimdir diye sorulmuş arkadaşlar. Tabanda şöyle bir daire olsaydı eğer R deseydik arkadaşlar. Neydi özelliğimiz? R bölü L alfa bölü 360'tı. Burada arkadaşlar R'mizi bilmiyoruz. L'mizin 6 olduğunu biliyoruz. Alfa açımız 60. 360 tane arkadaşlar. Nedir? Bunların her biri birbirini götürüyor. Buradan R'miz 1 geliyor. Yani şöyle bir konu çizdiğimizde arkadaşlar ne oluyor? Şöyle bir tabanı bu soruda yok arkadaşlar ama yine bu tabanı boş olsa da kapladığı alan bu şekilde gösterebilir. Burası R'miz 1'miş. L'miz yine 6. Şurası yine 6 oluyor arkadaşlar. Bize şu yüksekliği sormuş. H'ı sormuş. Pisagor yapabiliriz artık burada. H kare artı 1'in karesi eşittir 6'nın karesinden. H kare artı 1 36'dan. H kare 35 bulunur arkadaşlar. H buradan kök 35 bulunur. Aşağıdaki soruları birlikte çözelim. Birinci sorumuza bakalım. Yarı çapı 15 birim olan M merkezli daire dilimi kıvrılarak konu oluşturuluyor. Yani şunun yarı çapı 15'miş. Buna göre oluşan konunun taban yarıçapı kaç birimdir diye sormuş. Arkadaşlar bunu yine kıvrılınca konu oluşuyor şöyle. Hani üç boyut düşünecek olursanız tamam tabanı boş ama tabanda kapladığı yer burası oluyor. Yani hayali şu şekilde yine bir taban yatışapı varmış gibi düşünebiliriz arkadaşlar. Formülümüz neydi? R bölü L alfa bölü 360 arkadaşlar. R'miz ne? Bilmiyoruz. L'mizin 15 olduğunu vermiş bize. 15. Neyi verecek? Alfamız 120 bölü 360'tan. Şunlar sadeleşirse 3. Buradan R'miz 5 bulunur arkadaşlar. Şu yarıçapımız 5'miş. L'miz 15. Bize neyi soruyor? Koninin taban yarıçapını soruyor. Zaten biz de onu bulduk. Taban yarıçapımız 5 bulunur arkadaşlar. İkinci sorumuza bakalım. Yarıçapı 12 birim olan M merkezli daire dilimi kıvrılarak konu oluşturuyorlar. Yani şunun yarıçapı 12'ymiş. Oluşan konunun yüksekliği kaç birimdir diye sorulmuş. Yine arkadaşlar eğer e, bu konumuzun tabanı olmayan bir konu ama yine yere koyduğumuzda şöyle ne olacak arkadaşlar? Tam kıvrıldığımızda şu şekilde görünecek. Hani tabanı boş ama bir şapka gibi o parti şapkaları gibi duracak arkadaşlar. Tabanı boş. Ama yine tabanda bir daire yani bir çember oluşuyor. Yarıçapı R olan bir çember oluşuyor. Formülümüz neydi? Hemen R bölü L, alfa bölü 360'ı yapıyoruz. R'mizi bilmiyoruz. L'miz 12. Alfamız 90 bölü 360'dan. Burada arkadaşlar sıfırlar sadeleşir. Şunlar sadeleşir. 3. Bunlar da sadeleşirse R'miz buradan 3 bulunuyor arkadaşlar. Şurası 3'müş. L'miz de 12 idi. Buraya da 12 yazabiliriz. Şöyle yükseklik çizecek olursam H'ı da artık Pisagor'dan bulabiliriz. H kare artı 3'ün karesi 12'nin karesinden H kare artı şu 12'yi güzel yazalım. Artı 9 144 Buradan h kare eşittir. 135 bulunur arkadaşlar. O da 15 çarpı 9'dan h'ımız 3 kök 15 bulunur arkadaşlar cevabımız. Üçüncü sorumuza bakalım. Şekildeki dik konide o taban merkezi 21 ve 7'ler şeklimizde var. Koninin yanal yüzeyi açılırsa oluşan daire dilimin açısının ölçüsü kaç derecedir diye soruyor. Açarsak arkadaşlar şöyle bir daire dilimi olacak. Altta da taban dairesi olacak. yarıçapı neymiş onun? 7'ymiş arkadaşlar. Buradaki peki şu daire diliminin yarı çapı ne? 21 arkadaşlar. Bu L. Burası da yine L'de aynı şekilde. Hatırlayacak olursanız. Bunlar L'miz burada 21'e eşit. Peki şu açıya alfa diyecek olursak formülümüz neydi? R bölü L alfa bölü 360'da arkadaşlar. R'miz 7'ymiş. L'miz 21'miş. Alfa bölü 360'dan alfamız şunlar sadeleşirse 3 alfamız 120 bulunur arkadaşlar cevabımız 120'dir daire diliminin merkez açısını böylelikle bulmuş olduk Dördüncü sorumuza bakalım. Ana doğrusu 24, taban yarıçapı 10 olan dik koninin yan yüzeyi açılarak daire dilimi elde ediliyor. Bu daire diliminin merkez açısının ölçüsü kaç derecedir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar şöyle bir konumuz varmış. Hemen çizelim. Böyle eğer sorularda şekil olmazsa şekli bizim çizmemize de büyük fayda var. O merkezli yarıçapımız çapımız neymiş? Olmuş arkadaşlar. Ana doğrusu 24'müş. Yüksekliğini bilmiyoruz. Şöyle çizecek olursam H da buraya gelecek. Bize neyi soruyor? Daire diliminin merkez açısının ölçüsü kaç derecedir? E bu da neydi arkadaşlar? Şimdi açılınca bu ne oluyordu? Şöyle bir daire dilimi ve altta da bir dairemiz oluşuyordu. Bunun yarıçapı 10, bunun yarıçapı 24'tü. Şuradaki açıyı soruyor. Formülümüz neydi? R bölü L, alfa bölü 360'tı. Bu L bu arada. R bölü, R'miz bu arada 10 yazalım, L'miz 24, alfa'yı bilmiyoruz bölü 360'tan. Şunu 2'ye bölersek 5. Bunu 2'ye bölersek 12. Şu ikisini sadeleştirirsem 30. Alfa buradan 150 derece bulunur arkadaşlar. Beşinci sorumuza bakalım. Merkez açısının ölçüsü 60 ve yarı çapı 8 olan bir daire dilimi bir koninin yanal yüzeyidir. Buna göre bu koninin yüksekliği kaç santimetredir diye soruyor. Şöyle bir konimizin yan yüzeyi varmış arkadaşlar. Bir de taban dairesi varmış. Yarı çapı neymiş bunun? 8'miş arkadaşlar. Merkez açısının ölçüsü 60 dereceymiş. Şuraya L diyebiliriz arkadaşlar. Koninin yüksekliği kaçtır diye soruyor. Bu şekli kapattığımızda nasıl bir şey olur arkadaşlar? Şöyle bir koni olacak. Yarı çapı 8 şurada L, şu da yüksekliği olacak. Bize H'ı soruyor. Peki formülümüz neydi arkadaşlar? R bölü L, alfa bölü 360'tı. R'miz ne? 8. L'miz ne? Onu bilmiyoruz. Alfamız 60 bölü 360'tan. Şunlar sadeleşirse 6 gelir. L buradan 48 bulunur arkadaşlar. Sonra Buradaki dik üçgende Pisagor yapabiliriz. Şu dik üçgenimizde bakın. Şurada bir Pisagor yapabiliriz. 8'in karesi artı h'ın karesi eşittir 48'in karesinden. 8'in karesi 64 artı h kare 48'in karesi 2304. h kare buradan 2304'ten kaç çıkaracağız arkadaşlar? 64'ü çıkaralım. 2240 bulunur. Buradan h'ımız 8 kök 35 bulunur arkadaşlar.